Efes 2018 tatbikatında Türkiye milli ve yerli teknolojisiyle gövde gösterisi yapıyor. Yeni nesil İHA ve SİHA'larla Türk Silahlı Kuvvetleri artık daha güçlü. Tabii ülkemizde SİHA'larımız özellikle Afrin Operasyonu'nda çok öne çıktı. Bugüne kadar bu geliştirdiğimiz, milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar TB2'ler 47.500 saattir uçuş yapıyor. Ve en son Afrin Operasyonu'nda 5.000 saati aşkın bir süre uçuş yaptı. Orada birçok farklı görevde yer aldı. Adeta bir kuvvet çarpanı oldu. Yeni nesil SİHA'lar düşman hedeflerini artık 14 kilometreden vurma kabiliyetine ulaştı. Yani teröristler bombanın nereden geldiğini göremeyecekler bile. Ayrıca görüntüleme sistemleri de geliştirildi. Bu mühimmatlar ülkemizde milli olarak geliştirilmiş mühimmatlar. Roketsan tarafından geliştiriliyor. Lazer güdümlü mühimmatlar. Hava aracı uçuş halindeyken tanımlanan görevi, tespit ettiği hedefleri işaretleyerek, lazerle işaretleyerek bu akıllı bombalar vasıtasıyla çok hassas bir şekilde, burada atışlarda da görürsünüz, santimetreler seviyesinde hassasiyetle vuruş kabiliyetine sahip. İHA ve SİHA'lar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında Mehmetçiğin gözü olmuştu. Yeni teknolojiyle artık sadece karargahtakiler değil, cephe hattındakiler de İHA'lardan gelen görüntüleri izleyebilecek. Çok sessiz bir şekilde görev icra edebildiği için çok hassas detaylı görüntüler de alabiliyor fark edilmeden. Türk savunma sanayinin bir yüz akı daha, BMC'nin ürettiği insansız zırhlı araç. Sürücüsüz hareket ediyor, uzaktan kumandayla ateşleme sistemi de mevcut. İşte serginin gövde gösterisinde yer alan araçlardan birisi de bu zırhlı personel taşıyıcı. Uzaktan kumandayla takip ediliyor. Mehmetçiğin can yoldaşı olan yerli ve milli üretim piyade tüfeği MPT-76 da sergide ilgi çekti. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler de milli tüfeğin bulunduğu standı ziyaret etti. Komutanım, 120'lik. 120'lik.